Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Ranch Simulator'dayız. Ranch Simulator'a yeni bir güncelleme geldi. Mayıs güncellemesi. Biliyorsunuz Mart güncellemesi vardı. Mayıs güncellemesi. Temmuz ve Eylül güncellemeleri olacak bundan sonra. Açıklanan listede. O şekildeydi. Mart'ın sonunda gelen güncelleme güzeldi. Güzel bir güncelleme gelmişti. Yeni görevler vesaireler, güzel şeyler eklenmişti. Bu güncellemede öyle çok çok büyük şeyler yok. Yani böyle devamlılığı olacak bir oyun haline gelmeyecek. Yani tek bölümde muhtemelen bitireceğiz. İkinci bölüme gerek bile kalmayacak. Ama Temmuz güncellemesi çok güzel olacak. Temmuz güncellemesinde keçi geliyor, arı geliyor, işte yakıt tankeri geliyor, hayvan taşıma römorkları geliyor. Hatta sıfırdan başlayabiliriz oyuna Temmuz ayında. Ama şimdi öyle bir şey yapmamızın bir anlamı yok. Biraz güncelleme notlarından bahsedeyim. Tavukların beyaz yumurtaları arasında renk değişiklikleri olmuş. Yani sadece beyaz yumurta vardı. Hatta bakalım var mı? Görebilecek miyiz? Gerçi gün atladığımız zaman görebiliriz onu. Oyun felaket takılıyor. Burada etlerimiz kalmış. Tavukların olduğu yerde felaket takılıyor oyun. Evet, bakın. Sepet tabii ki devrilmiş bu arada. Yumurtalar sarı ve beyaz olarak artık. Lan ayrılıyor. Oğlum yumurtalar kırılıyor. İçine dolduramıyoruz. Niye? Sepetlerin bu sepet niye ters duruyor? Bunun kapağı mı var? Kapak mı yapmışlar buna? Ne olmuş? Anlamadım ben ama. Burada yumurtalar duruyor. Bunun içinde 30 tane yumurta var. Sanırım sepetleri kapasite getirmişler abi. Onunla ilgili bir not yoktu. 30 tane yazıyor. Gerisi burada kalmış. Evet, o zaman sepetlere kapasite gelmiş abi. Şimdi bak, içinden bir tane aldım, bıraktım yere. 29 kaldı. Hop, aldım, içine koydum, 30. Aldım. İçine koyamıyorum gördüğünüz gibi. 30 tane kapasitesi var artık sepetin. Yani bir sepeti alıp böyle sonsuz yumurtayla dolduramayacağız demek ki artık. Şu yumurtalara bak, ey maşallah. Ne dolmuş, taşmış, her yer civciv olmuş. Dolu doluyuz valla. Bak ta nereye yumurtlamış. Evet. Dur, şuradan bir çıkayım. FPS'iniz birazcık kendine gelsin. Felaket FPS düşüklüğü yapıyor tavukların olduğu yer. Çok fazla civciv, çok fazla horoz, tavuk falan böyle dolu. Yumurtalar falan felaket FPS düşürüyor. Ondan sonra banka binası eklenmiş ancak bir sonraki güncellemeye kadar işlevi olmayacak. Sadece bina eklenmiş. Kalaslar ve kütükler için depolama alanı eklenmiş. Bakarız birazdan, ben de bilmiyorum. Girip denemedim yani hiçbir şeyi. Garajda orijinal değerlerinin yarısını araba satma yeteneği eklenmiş. Yani araçları artık satıp yarı değerinde parasını geri alabileceğiz. İnşa ettiğimiz yapıların nesnelerini yıktıktan sonra artık bazı malzemeleri iade edilecekmiş. Oyun ayarlarında gündüz ve gecenin uzunluğunu ayrı ayrı ayarlama yeteneği eklenmiş. Onu şöyle göstereyim, baktım ben ona. Şurada gece ve gündüz. Daha şimdilik İngilizce Türkçe'ye çevrilmemiş bunlar. İşte gece 60 dakika, gündüz 10 dakika sürsün falan diye böyle istediğiniz seçenekleri ekleyebiliyorsunuz artık. Gündüz olması bizim için iyi. Gece çünkü sürekli uyuyarak vakit geçirmek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra yeni nesneler eklenmiş. Kapılar, pencereler, yatak, raflar, duvar rafı, duvar lambası, duvar işareti, kat işareti, 3 çeşit süs bitkisi eklenmiş. 3 duvar dekorasyonu eklenmiş arkadaşlar oyuna. Onu şöyle yaparız. Bir yapı yaparız, küçük bir. Onun üzerine şuraya arka tarafa hatta yapabiliriz onu. Şöyle küçük bir yapı yapıp şuraya. Buraya şey yapabiliriz. Deneme yapabiliriz burada. Şimdi öncelikle bakmak istediğim şu şeylere bakalım bir. Banka binası. Banka binasına gidelim bakalım.
Yine yağmurlu, yine yağmurlu. Bu arada çevredeki saçma sapan küçük kaya parçaları falan kaldırılmış. Hani gidiyorduk pat diye çarpıyorduk ya, karşımıza bir anda bir kaya çıkıyordu falan. Onlar kaldırılmış. Güzel. Hate Bank. Aa bak burası. Aa bak değişmiş burası. Karşı dur. Burası uzakta değil miydi ya? Araba dükkanı. Araba dükkanı uzak bir mesafede değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Burada mıydı? Yok. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Araba nasıl satın alırım? Arabalar arasındaki fark ne? Hoşça kal. Yeni gelen bir araç yok galiba. Herhangi bir not düşülmemiş onunla ilgili. Aynen, yeni gelen bir araç yok. Arabayı satmak için de bilmiyorum. Herhalde şuraya bir yere koyup içeriden sat diye bir seçenek geliyordur diye düşünüyorum. Şurada, şurası zaten arabayı yapılandırma yeriydi biliyorsunuz. Rengini mengine vesaire değiştiriyoruz buradan. Radyo falan takıyoruz. Evet, bankayı buraya koymuşlar. Heydel Bank. Aa bak Besburger'in yeri değişmiş. Aynen, etkileşim yok şu anda. Ne bakıyorsun abla? Merhaba canım. Şu anda bankayla bir etkileşimimiz yok. Evet, bankamız da bu şekilde. Heydel Bank. Evet. Besburger'in yeri değişmiş. Daha doğrusu şekli şemali değişmiş. Evet, bunun çevresi falan kapalıydı böyle. Aa bak. Suda yürüyünce. Su sesi geliyor bak. Önceden bunlar yoktu. Evet, Best Burger'in yeri değişmiş. Burada işte malzemeleri falan getirip satıyoruz biliyorsunuz. Aveti, domuz, domuz sosis vesaire. Bu tarz şeyleri getirip buraya satıp para kazanıyoruz buralardan. Çiftliğimize dönelim. Şu dekorasyon şeylerine falan bir bakalım. Dur bakayım, dışarıda bakacağımız başka bir şey var mıydı bizim? Yok. Dışarıda başka bakacağımız bir şey yok. Ya ne çiftlik kurmuşuz be, kocaman. Bayağı kocaman çiftlik kurmuşuz valla. Ne oluyor ya, dışarıdan sesler geliyor. Matkap sesi gibi ses geliyor. Şimdi yapı malzemelerimizi yanımıza mı alsak? Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Yapı malzemelerini arka tarafa doğru çekelim bence. Lazım olacaklar çünkü şimdi kalastır, çimentodur, demirdir falan. Oğlum araç stop etti. Yuh. Havaya uçtuk bağlarken. Evet, burada domuzlar vesaireler dışarıya taştığı için ölüyorlar tabi.
Bunları da diğerini götürelim. Lan bu ağacın ne işi var burada? Evet, yine hava uçtuk. Bunu da şöyle koyduk mu tamamdır. Şimdi şuradan inşaat bölümünde bakalım neler gelmiş. Şuradan bir bakalım. Neler gelmiş? Aa, kapı. Kapı vardı vardı. Pardon. Kapı vardı. Bakalım burada eklenen. Heh. Şunlar gelmiş. Kapı çerçevesi sanırım bu. Ahşap kapı gelmiş. Çiftli. Pencere gelmiş. Ondan sonra yeni ev yok. Bunlar zaten vardı. Ahır bölümlerinde değişiklik yok. Bunlar zaten vardı. Tavuk kümeslerinde değişiklik yok. Burada. Aa bak. Yatak gelmiş. Şöyle bir dolap gibi bir şey gelmiş. Logrek. Logrek ne acaba? Kasaları koymak için mi? Öyle bir şey gelmiş. Raf gelmiş şöyle. Bir de lamba gelmiş buraya. Bu sayfada başka bir yenilik yok. Şöyle dekorasyon eşyaları gelmiş. Şöyle bir tabela var burada. Pano gibi bir şey yani. Şurada tabela. Bunlara muhtemelen yazı yazılabiliyordur diye tahmin ediyorum. Kaktüs gelmiş. Sarmaşık gibi bir şey gelmiş. Şöyle bir bitki gelmiş yine, çiçek. Wall picture. Fotoğraf gelmiş buradan. Bunlar dekorasyon. Bunlar sanırım duvara asmak için. Aynen, wall dekorasyon, wall dekorasyon. Bu kadar. Başka da burada bir yenilik yok. Şöyle bir şey vardı, bir saniye. Ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Kalaslar ve kütükler için depolama alanı eklendi diyor. Nereye eklendi? Kalaslar ve kütükler için depolama alanı. Peki nereye eklendi o depolama alanı? Şu mu acaba? Şu logrek dediği acaba o mu? Kalaslar ve kütükler için depolama alanı. Olabilir. Bilemedim. Ama bu dekorasyon şeylerinde değil mi ya? Dekorasyon değilmiş de. Şu olabilir ya. Şu olabilir belki. Emin değilim. Ondan bahsediyor o olabilir. Çünkü başka bir burada yeni bir malzeme yok. Şimdi bir saniye. Şuradan inşa et bölümüne gelelim. Şuradan bir şey kuralım. Mekan oluşturalım kendimize küçük. Tamam, bu kadar. Hadi şurayı da yapalım bari. Tamam. Şöyle merdiven koyalım. İki tane. Şu arkaya duvar koyalım.
Evet. Tamam. Burada başka ne var yenilik? Bakalım, bakalım, bakalım. Ha, pencere. Pencereyi nasıl koyuyoruz? Şöyle mi? Nerede o? Muhtemelen buna koyuyoruz abi. Yani evet. Şöyle oluyor pencere olayı. Tamam, bunu da görmüş olalım. Kapı var. Kapı çerçevesi. Tamam. Daha dur, iki tane yan yana yapalım mı? Şöyle. Burası tamam. Şunları bir inşa edelim. Aa, he dur. Pardon. Şöyle olacak. Ben de diyorum niye etkileşime geçemiyorum? Elimde çekiç var. Kalasları döşeyelim. Allah dur. Uzun süre oynamayınca bazı şeyleri unutuyor insan ya. Duvarları yapalım hemen 2 saniye. Evet, pencere olayını hepsini yapalım da ondan sonra bir göz atarız. Niye arkadan yapıyorsak? Bakayım çerçeveye. Çerçeveye kaç tane koyduğumuzu göstermiyor. Kapıyı 7 tane istiyordu. Başka koymadığımız kalmadı. Şurada bir dursunlar. Evet, kapılarımız böyle. Dışa ya da içe açtırabiliyorsun. Tamamen bu yapılandırma ile alakalı. Hatta bak şöyle yapalım. Bir yapıyı yıktığımız zaman. Bak 7 tane kapıyı yapmıştık. 3 tanesini geri verdi bize. Gördüğünüz gibi. 3 tane bize kalas verdi. Yani bir miktarını veriyor. Şimdi mesela şu kapıyı bir de şöyle tam tersine açılır vaziyete getirelim. Evet, içe ya da dışa açılır vaziyet yapabiliyoruz. Kapı olayı güzel olmuş. Yani garaja bile bir tane araba buradan girer diye tahmin ediyorum. Kapı yapılır. Şu şekilde kapı yapılabilir yani. Her arabanın bir kapısı olabilir. Şöyle dışa açılarak. Bence mantıklı.
sıfırdan başladığımız zaman, Temmuz ayındaki gelecek olan güncellemeyle sıfırdan başladığımız zaman o şekilde yapabiliriz sistemi. Pencere sadece içeriye açılıyor. Muhtemelen yaptığımız duvara göredir diye düşünüyorum. Şimdi dış görünüm böyle, iç görünüm böyle çünkü evlerin. Biz şunların dış görünümünü düzgün yapıp içerisini farklı bir görüntü yapmıştık ama normal şartlarda tabii böyle yapılsa daha mantıklı oluyor. İçeriden düzgün gözüküyor. Ama tabii biz genelde evin dışında olduğumuz için çok bir problem olmuyor bize. Şimdi pencereler böyle, kapılar böyle. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Şimdi burada neler vardı abi? Yatak. Şuraya pencere kenarına bir yatak mesela. Ne istiyormuş yatak? Ya da hepsini şöyle bir yapılandıralım. Mesela şöyle bir raf sistemi gibi bir şey. Başka ne vardı? Şu log rack nedir? Log rack olayını çözemedim. Log rack'in olayı ne acaba? Sonra şöyle bir raf olayı gelmiş. Lambalar. Şöyle aydınlatmalar yapabiliriz artık istediğimiz gibi kafamıza göre. Mesela. Sonra tabela gibi bir şey bu. Şuraya yapıştıralım mesela bunu. Sonra şöyle bir şey var. Asıl tabela bu. Bu pano gibi bir şey. Çiçekler gelmiş. Dekorasyonla alakalı şeyler bunlar. Şöyle koyabiliriz bunları. Sarmaşık gibi bir şey. Şöyle. Şurada bir tane daha vardı. Bunu da böyle koyduk. Fotoğraf mıdır? Nedir artık bu? Böyle bir şey var. Aynı şekilde şöyle bir inek panosu. Şurada bir bufalo panosu var. Şöyle asalım bunu da. Evet, bu kadar. Dekorasyon olayı bu kadar. Şimdi bunlar ne istiyormuş onlara bakalım. Kalas. Kalas. Kalas ve metal. Kalas. Kalas, çimento, metal. Çiçeğe kalas, çimento, metal. İyiymiş. Kalas metal, kalas, 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 kalas metal. Hadi bakalım, bol miktar kalas. Geriye kalan kalasları da bunları. Yatağımızı bir yapalım. Evet, yatağımız böyle. Oyunu kaydedebiliriz. Mesela. Yatabiliriz. Güzel. İstediğimiz evi kendimiz kafamıza göre de yapabiliriz. Yani illa bu eve sadık kalacağız diye bir şey yok ama bu evi mecbur yapmanız gerekiyor çünkü içerisinde ocak mocak falan var, iyi oluyor. Ya da küçük tüple yapmanız lazım, yani piknik tüpü falan böyle kurmanız lazım. Evet, ışıklar var. Hatta şu ışıkların şu metal olaylarını da halledelim. Metal, 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 metal.
Metal, metal, metal. Metal. O kadar. Metal işimiz bitti. Dur. Şunu bırakalım şöyle. Kala salla devam. Araba kayıyor mu? Zıplıyor mupluyor bir şeyler oluyor arabaya. Ey maşallah ne kalas istiyormuş be. Bu arabaya kalas yığma olayımız bence çok mantıklı oldu ya. Yani her yere şey yapabiliyoruz. Taşıyabiliyoruz falan böyle. Bir dahaki şeye de aynısını yaparız. Kalasları alıp aynı bu şekilde demir, çimento, kalas, malas. Bu şekilde iki römork mantıklı. Çok kalas gidiyor çünkü. Tek römork olmaz ama. Römorkun birisi kalas, diğerleri diğer malzemeler. Diğer römork diğer malzemeler şeklinde yapılabilir. Oğlum çiçeğe 10 tane kalas istiyor ya. Nasıl bir çiçeksin sen? Şuna bak. Bitmedi istekleri. Şuna bak. Bu kadar kalas kullanmamıştık biz hiç. Bak bunlar bu şekilde. Tamam. Şimdi de kalasını koyduk. Şimdi ne gerekiyor? Bunlar çimento istiyor. Çiçekle çimentonun ne alakası var ya? Evet. Dekorasyon bölümleri bu şekilde. Aa dur bak şunlara aynen bunlara bir şeyler yazılabiliyor. Böyle. Fazla yazamıyormuşuz. Neyse aile çift diye kaldı. Aa tamam dur çözdüm olayı. Neyse. Aile. Çiftliği. Tamamdır. Olayı çözdüm. Boyama falan olsaymış iyiymiş. Bu şekilde yazıyorsun kalıyor. Burada da var aynı şekilde. Evet, bunu gören arkadaşlar lütfen. Lütfen kanala abone olalım. Evet, HS aile çiftliği. Kanala abone ol falan. Yani bu tarz şeyler yazılabiliyor. Aydınlatmalarımız bu şekilde. Yakalım hepsini. Bu duvar aydınlatmaları iyi olmuş. Diğer türlü atıyorum duvara floresan takmak zorunda kalıyorduk. Böyle dimdik floresan takıyorduk falan. Ha tavana anlarım da.
Böyle duvara takmak biraz ilginç oluyordu. Bunlar güzel olmuş. Gayet temiz. Ama şunun mantığını çözemedim yani. Yani ahşap, yani kütük ve şey dediği acaba bu mu yani? Kalas ve kütükleri depolamak için dediği şey bu mu acaba? Olabilir. Şöyle bir raf olayı var. Üzerine dekorasyon şeylerini falan atıyorum. Bilmiyorum konur mu da taşıyamıyoruz ama üstüne koyarak belki dur bakayım deneyelim hatta. Nerede o çiçekler böcekler? Heh. Evet bak oluyormuş. Yapalım. 10 tane kalas. Yapalım. 10 tane kalas ya. Çimento. Demir. Evet, bu şekilde mesela yapılabiliyormuş. Gördüğünüz gibi. Evet, sistem böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Evet, olay budur. Yeni güncelleme hayırlı uğurlu olsun. Bakmadığımız bir şey var mı? Kapılar, pencere, yatak, raflar, duvar rafı, duvar lambası, duvar işareti, kat işareti, kat dediği kat. Kat işaretini anlamadım. Yani şu olabilir kat işareti belki. Şu var, şu var çünkü. Süs bitkilere. 3 duvar dekorasyonu. Evet. 1, 2, 3. Evet, olay bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun yeni güncelleme. Artık Temmuz ayındaki oyunda tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. En son Mart'ta güncelleme geldi. Nisan başlarında falan yani bir 3-4 bölüm çektik diye hatırlıyorum. Ama görevler vardı yani uzun uzundu. Bu güncellemede gelen olayları gösterdim. Bir işte değişiklik olan dükkanlar olmuş. Yeni banka eklenmiş ama daha henüz etkileşimi yok. Kredi çekme olayı muhtemelen gelecek. Ki olması gereken bir şey. Sıfırdan başladığınız zaman çok zorluk çekiyorsunuz çünkü. Para ilesi yapmazsanız bayağı bir zorluk çektiriyor size oyun. Ondan sonra dekorasyon şeyleri var falan filan. Bunlar gelmiş. Yani çok büyük detaylı şeyler değil. Tek bölüme sığdırdık ve bitti zaten. Artık bir sonraki bölümümüz Temmuz ayında gelecek güncelleme ile olacak ve sıfırdan başlayacağız. Uzun bir seri olarak yazı bitiririz diye tahmin ediyorum yani o şekilde. Yazın ortasından başlayıp yazı o şekilde uzun bir seri ile bitiririz yeni güncelleme ile beraber. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.